Ben Numan Bey'i merak etmiştim. Daha önce de ben yani hakikaten ileride Saadet Partisi'nin başına geçebileceğini düşünmüştüm. Merak etmiştim. Birkaç kere istirham ettim. Çok mazlum, mütevazi bir insan. Evimizi şereflendirdi. 2 kere geldi. Yani çok dikkatli, itinalı karakterine, kişiliğine baktım, konuştum. Çok mazlum bir insan olduğunu gördüm. Yani çok efendi, hırsı olmayan, böyle vefalı, nezih bir insan. Yani gurur, kibir ve enaniyet yok. Bu çok önemli. Erbakan hocamızın güzelliği üstüne sinmiş. O yönden ben gönlüm çok çok müsterih oldu. Vicdanende en ufak bir rahatsızlık duymadım. Yani lider olmasında da gönlüm çok çok rahat oldu. Vicdanen çok rahatım. Çok iyi oldu. İnşallah Saadet Partisi'nin muazzam bir gelişmesine vesile olur, büyümesine vesile olur. Gönlümüz onu arar tabii, çok ister. Çünkü onlar Türkistan Birliği taraftarı olan yiğit kardeşlerimiz. Bir de Saadet Partisi çok temiz bir partidir. Taraftarları çok temizdir. Bir kere hem dürüst bir samimiyetleri vardır, candan bir samimiyetleri vardır. Çok iyi niyetlidirler. Hakkı savunmada korkmazlar. Siz Numan Kurtulmuş Beyefendi'yi nasıl bir lider görüyorsunuz? Orta ve uzun vadede Türkiye'nin geleceğine imzasını atabilecek bir potansiyele sahip midir? Bence geleceğin lideri. Tabii yani çok değerli bir insan. Ben kendisinden bizzat görüştüm, konuştum. Çok efendi, çok nezih, saygılı, mütevazi, mazlum ve Erbakan hocamızın da tasdiki olmadan zaten o ortaya çıkmazdı. Yani öyle bir liderlik görevini almaz. Hocamıza olan sevgisi, saygısı da zaten ortada. O bizim için, benim için çok önemli bir ölçüdür. Yani Erbakan hocamıza karşı Evet. saygısı, hürmeti ve nezaketi, yani ben bunu çok önemli bir ölçü olarak alırım. Tabii imanı, takvası çok önemlidir ama bu da benim için çok önemlidir. O yönlerine değerlendirdiğimde çok nezih bir insan. Ben Saadet Partisi'nin böyle çok arı ve duru bir parti olduğunu düşünüyorum. Geleceğin partisi zaten daha önce de biliyorsunuz çok büyük bir atılım yapmıştı. Evet. Neredeyse iktidara geliyordu, yani öyle bir şey vardı. Evet. Büyük bir potansiyel kitlesi vardır Saadet Partisi'nin Türkiye'de. Çok büyüktür. Yani o görüş, yani en az %70 oyu vardır o görüş. Yani mesela MHP de onun o görüşü bir yönünü alır. Bunların hepsi milli düşüncedir. Büyük Birlik Partisi de bir yönünü alır. Saadet Partisi bir yönünü alır. Ama bu partiler aslında işin doğrusu hepsi aynı çizgide olan partilerdir. Maneviyatçı, mukaddesatçı, Kur'an'a, İslam'a çok saygılı, örf, anene, kültür ve geleneğimize karşı derin muhabbeti olan, kardeşlik bağlarını güçlendirecek, huzur ve muhabbet içerisinde yaşamamızı amaçlayan güzel partilerdir bunlar. Hepsinin inşallah Allah yolunu açık etsin diyorum. Evet.